Selamünaleyküm sevgili kardeşim. Şimdi gönüllerin sultanı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namaz hakkındaki bir kısım hadisi şeriflerini nakledeceğiz. Bu hadisi şeriflerde namaz kılmamanın dünyevi ve uhrevi cezalarından bahsedeceğiz. Ancak ilk önce şunu belirtelim ki amacımız korkutmak değil, sevdirmektir. Uzaklaştırmak değil, yakınlaştırmaktır. Zorlaştırmak değil, kolaylaştırmaktır. Müslüman bir toplumda yaşamasına, her vakit ezanların sesini işitmesine ve namazın kıymeti hakkında onlarca sözü duymasına rağmen kişi hala namazını terk edebiliyorsa, herhalde bu kişiye işlediği günahın büyüklüğü anlatılmalıdır. Anlatılmalıdır ki, belki bu korkutma onun hidayetine bir vesile olur. Hem bizim yaptığımız şey sadece hakikatleri nakletmektir. Hakikatleri tebliğ eden ise Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Söz ona aittir. Kelam onundur. Haber veren odur. Biz sadece tebliğ ederiz. Bu sebeple bu makamda nakledeceğimiz hadis-i şeriflere bu gözle bakın lütfen. Hakikatleri naklettiğimiz için de bizlere kızmayın. İnşallah bu hadis-i şerifler gafil kafaya bir tokmak olur ve kişinin namaza başlamasına bir vesile olur. İbn Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah şöyle buyurdu. Namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir. Ebu Derda şöyle dedi. Dostum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle tavsiyede bulundu. Parça parça kesilsen de, yakılsan da Allah'a ortak koşma ve farz olan namazı bilerek terk etme. Kim ki farz olan namazı bilerek terk ederse Allah'ın koruması ondan uzaklaşmıştır. Abdullah bin Kurt radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah şöyle buyurdu. Kıyamet günü kul ilk önce namazdan hesaba çekilecektir. Namaz düzgün ise diğer ameller de düzgün olacaktır. Eğer namaz bozuk ise diğer ameller de bozuk olacaktır. Hazreti Neffel bin Muaviye radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kim bir namazı kazaya bırakırsa sanki onun çoluk çocuğu ve malı mülkü elinden alınmış gibidir. Dünyada kaybettiği en ufak şeylere üzülen insan, namazı terk etmekle neleri kaybettiğini bir bilsen. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. İkindi namazını kaçıran kimse sanki ailesi ve malı helak edilmiş kimse gibidir. Ey namaz kılmayan kişi! Sadece ikindi namazını kılmamakla nasıl bir zarar ettiğini anladın mı? Ailen ve malın helak edilmiş kadar. Hazreti Ebu Umame radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın bir kula iki rekat namaz kılması için teşvik vermesinden daha üstün bir şey yoktur. Kul namazla meşgul olduğu sürece başı üzerine iyilikler ve hayırlar saçılır. Cabir İbn Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kişiyle küfür arasında namazın terki vardır. Sevban radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah şöyle buyurdu. Müslüman kul ile kafirlik ve iman arasında sadece namaz vardır. Müslüman bir kişi namazı terk ettiği zaman kesinlikle Allah'a şirk koşmuş olur. Bu hadisi Hibetullah Taberi sahih bir isnatla rivayet etmiştir. Cabir İbn Abdullah radıyallahu anh'tan nakledilmiştir. Efendimiz şöyle buyurdu. Cennetin anahtarı namazdır. Namazın anahtarı da abdesttir. O halde kim cennetin anahtarını almak isterse namazını kılsın ve o anahtar ile cennetin kapısını açsın.
ve namaz kılmayan kişi de namazı terk ederek neyi kaybettiğine dikkat etsin. Abdullah İbn Amir İbn As radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan konuştu. Buyurdu ki, her kim şu beş vakit namazı eksiksiz kılarsa namazı kıyamet gününde ona bir aydınlık, hakkında delil ve kurtuluş olur. Her kim de bu beş vakit namazı gereği gibi kılmazsa kıyamet gününde Karun'la, Haman'la, Firavun'la ve Ubey İbni Halef'le birliktedir. Bu hadisi şerifin şerhinde şöyle denilmiştir. Namaz kılmayanın bu dört kişiden biriyle bulunmasının sebebi şudur. Kişi malıyla oyalanırken namazını kılmamışsa servet sahibi Karun'a benzemiştir. Eğer saltanatı onu alıkoymuşsa Firavun'a benzemiştir. Onunla haşredilir. Eğer vezirliği veya idareciliği namaz kılmasına engel olmuşsa vezir Haman'a benzemiştir. Eğer namaza ticareti mani olduysa Mekkeli tacir Übey bin Helef'e benzemiştir. Onunla bir arada bulunur. Ey namazın kıymetini anlamayan nefsim! Acaba öğlenin sıcağına dayanamayan sen, yakıtı insanlarla taşlar olan ateşe nasıl sabredeceksin? Karun, Firavun, Haman ve Übey bin Haleflerin içinde bulunduğu kat kat artan azaba nasıl tahammül edeceksin? Cenab-ı Hak Maun suresinde şöyle buyurmuştur. Veyl o namaz kılanlara ki onlar namazlarından gafildirler. Bu ayeti kerimede geçen veyl lafzı hakkında Ata bin Yesar Hazretleri şöyle der. Veyl cehennemde bir vadidir ki oraya dağlar konsa hararetinin şiddetinden eriyiverirler. İbn Abbas Hazretleri şöyle der. Veyl cehennemde bir vadinin adıdır. Cehennem onun yüksek hararetinden Allah'a sığınır. Burası namazı vaktinde kılmayanların meskenidir. Yine Cenab-ı Mevla Meryem suresinde şöyle buyurmuştur. Sonra onların ardından öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler ve şehvetlerine uydular. Onlar yakında gayyaya gireceklerdir. Ayet-i kerimede geçen gayya hakkında bazı müfessirler şöyle demişlerdir. Gayya, cehennemdekilerin irin ve yaralarının aktığı bir takım kuyulardır. İbn-i Mesud Hazretleri bu ayeti kerimenin tefsirinde şöyle der. Bu cezaya çarptırılacak kimseler namazlarını tamamen terk edenler değiller. Onlar namazlarını vaktinden sonra kılanlardır. Tabiinin büyüklerinden Said bin el-Müseyyed Hazretleri de şöyle demektedir. Bu cezaya uğrayacak olanlar namazlarını vakitlerinde kılmayanlardır. Bu halinde ısrar eden kimse tevbe etmeden ölürse Allah-u Teala onu gayya ile cezalandırır. Gayya cehennemde dibi çok derin ve harareti pek şiddetli olan bir vadidir. Ebu Hureyre Hazretlerinden nakledilen İsra hadisesinin bir yerinde ise namaza karşı ağır davrananlar hakkında şöyle bir hadis geçmektedir. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem başları taşla ezilip kırılan bir topluluğun yanına uğrar. Bunların başları taşlarla ezilir. Akabinde başları yeniden eski durumlarına getirilir ve işkence böyle sürer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorar. Ey Cibril, bunlar kimdir? Cebrail aleyhisselam şöyle cevap verir. Bunlar farz namazlarına karşı ağır davrananlardır. Ey namazını kılmayan kardeşim! Düşün, namazı vakti çıktıktan sonra kılan kişinin cezası böyleyse, acaba namazı hiç kılmayanın cezası nasıldır? Bu cezalar seni korkutmuyor mu? Yoksa ahiretin varlığından şüphen mi var? Ya da namazın İslam'ın bir farzı olduğundan mı habersizsin?
Eğer namaz kılmamaya, hemen tevbe edip namaza başlamazsan seni ahirette ne kurtarır? Hazreti Ebu Katade radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi kutside Allah-u Teala'nın şöyle buyurduğunu naklediyor. Ben ümmetime 5 vakit namazı farz kıldım ve kendi kendime söz verdim ki, kim benim yanıma 5 vakit namazı vaktinde kılmaya özen göstererek gelirse onu cennete koyacağım. Kim de namazlara dikkat göstermezse benim onun için bir sözüm yoktur. Ey namazını kılmayan kardeşim! Allah'ın bu vaadini duyduktan sonra namazı kılmamak, onu vaadinde ittiham etmek ve bu vaadi küçük görmek değil midir? Gel bu vaade kulak ver. Yoksa yarın çok geç olabilir.